Belediyespor takımı Aksaray Belediyespor karşısında 15-14 önde tamamlamıştı. İkinci devreye İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı başlıyor. İlk devrede oyunu force eden, önde götüren Aksaray Belediyespor takımıydı. Son dakikalar içerisinde etkili oyunuyla, hücumlardaki etkisiyle golü bulan İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı bir farklı da önde tamamlamayı başardı. Şimdi ilk hücum şansını değerlendirmeye çalışıyor. Karşılaşmanın ikinci devresinin hemen başında Burcu önü boşaldı. Atışını yaptı, top dışarıda. Aksaray Belediyespor takımında Yaneska ortada topla oynamaya çalışırken 18 numarayla o bölgede Kezban var. Sağ oyun kurucu konumunda Yaneska ve Laçkoviç hemen solunda. Laçkoviç Yaneska paslaşması. Kezban, orada bir faul. Fatma'ya faul yapılıyor. 17 numarayla Fatma Akgün pivotlarına faul yapıldı. Oyunu hemen başlatıyor Aksaray Belediyespor takımı. Kezban yanında, baskı var. Kavlovic'den baskı vardı. Ardından eşitlik golü geldi. 15-15 oluyor durum. Aksaray Belediyespor takımı karşılaşmanın ikinci devresine golle başladı. Bir hızlı hücum şansı olabilir mi? Faule durdurdu o bölgede. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında Ümmü Gülsüm bedel bu bölümlerde oyunda. Ümmü Gülsüm var. Oyun hemen başlattı. Fatma hemen yerini alıyor kalabalık savunma arasında. Yaneska, Kezban solunda. Laçkoviç var. Tekrar Yaneska. Pasta isabet yok. Orada Kezban'la anlaşamadı Yaneska. Top İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında. Sibel bıraktı. Burcu ardından Sibel bir kez daha atışını yaparken önünü kapatmayı başardı Kezban. Tabii ki kapatmaya çalışırken de işte burada Sibel'e faul yapıyor Kezban. Kale alanı çizgisine de yaklaştırmamıştı rakibini. 15-15'lik eşitlik var. Burcu, Sibel topu kontrol edemedi. Ardından top dışarı çıkıyor. Aksaray Belediyespor takımı şimdi hemen kenardan oyunu başlattı. Yaneska, yanında Kezban var. İrem sağ uçta. Yaneska, Laçkoviç. Tekrar Yaneska, Kezban. Fatma kalabalığın arasında kapalı savunmayla bu hücumu karşılamaya çalışıyor. İleriye çıkan o bölgede 18 numarayla Esin vardı. Ata hücumunu devam ettirmeye çalışıyor. Aksaray Belediyespor takımı Yaneska, Kezban. Kezban'ın atışı top direkten dönüyor. Kanat hücumuna dönüşüyor ve top ağlara gidiyor. Laçkoviç tecrübesini konuşturdu. Direkten dönen topu çok iyi takip etti sol kanatta. Bakın bir kez daha izliyoruz. Kezban serbest atış çizgisi üzerinden yaptı atışını. Direkten dönen top. Laçkoviç kanat hücumuna dönüşüyor bu. Ve bu golle bir farklı üstünlük sağlıyor. Aksaray Belediyespor takımı ilk devrede de özellikle devrenin sonlarına kadar oyunu önde götürmüştü skor olarak da. Bir bomboş kaldı orada. Savunmanın arasında bomboş kaldı. Bu golle Kavlovic tekrar eşitliği sağlamıştı. Dönen top. Burada Laçkoviç sahneye çıkıyor ama dönen topla topla buluştu. Takımın öne geçirdiği yerde kaldı. Şu anda sağlık görevlileri oyun alanına çağrılıyor. Atışını yaptıktan sonra Laçkoviç yerde kalmıştı ama nesi var tabii ki onu bilemiyoruz. Bakın pozisyonu bir kez daha izledik. Acaba ters basmış olabilir mi? Şu anda ayakları da göründü ama karın bölgesini tutuyor kendisi anladığımız kadarıyla buradan. Pozisyonun hemen ardından yerde kaldı zaten. Kalkamadı Laçkoviç. Dona Laçkoviç.
Hırvatistanlı oyuncu Polatlı Belediyespor'dan transferi ilk sezonu kalktı. Oyuna devam edebilecek durumda. Ama kenarda tedavisi devam edecek. Onun oyuncu değişikliği gerçekleştirildi. Biraz kenarda kalacak. Halise oyuna dahil oldu onun yerine. Sağlık görevlileri şu anda müdahalesini yapıyor Laçkoviç'e. Top İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında. Sibel hemen yanında Ümmü Gülsüm var 48 numarayla. Ortada Burcu, Sibel tekrar Burcu paslaşması. Ve burada bakıyoruz atış halinde bir faul yapıldı kendisine. Yerde kalan oyuncu İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında bir kez daha izliyoruz. Evet 7 numarayla mücadele eden Sibel golü buluyor. 17-17 oldu. Yerde kalmıştı pozisyonun ardından. O ayağa kalkıp oyuna devam edebilecek konumda. 17-17'lik eşitlik var. Kezban hemen sağında İrem. Tekrar Kezban. Yaneska solunda bu bölümlerde Halise oyunda. Tekrar Halise içeriye doğru kat edecek. Fatma kalabalık arası önü boşaldı Kezban'ın. Yerden atışta tabii ki top kalenin içinden dışarı çıktı. Orada bir filelerde bir sıkıntı olabilir. Karşılaşmanın hakemleri kontrol ediyorlar. Gol verildi zaten 18-17. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Kezban buradan atışını yaptı. Top filelerden dışarı çıkıyor. Hemen karşılaşmanın hakemleri Ankara bölgesinden Yunus Tokmak ve Sivas bölgesi hakemleri Serdar Özen olaya müdahale ederek salon görevlileri tarafından o sorun giderilmeye çalışıyor. Diğer tarafta da sağlık görevlileri Donal Açkoviç'in tedavisini sürdürüyorlar. Bu arada Aksaray Belediyespor antrenörü Muhittin Kılınç ekranlara da geldi. Gerçekten Aksaray'ın buralara kadar gelmesinde büyük pay sahiplerinden biri de yine Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı. Bu takımın büyük Süper Lig'de mücadele etmesine kadar geçen süre içerisindeki destekleri de takıma büyük önem kazandırdı, başarı sağladı. Az sonra da tabii ki İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı da aynı şekilde yine yoluna devam ediyor Süper Lig bayanlarda. Hücum şansını değerlendirmeye çalışıyor. Ev sahibi takım 18-17 önde. Bu hücumdan sonuç alamadı. Yaneska şimdi Halise önünü boşalttı. Atışını yaptı. Kaleci de kalıyor ama daha öncesinde faul var. Zeynep Onur gole müsaade etmedi ama daha öncesinde bakın Halise'ye faul yapılıyor. Burada 48 numarayla mücadele eden önce Ümmü Gülsüm ardından da Kavlovic. İtana Kavlovic Karadağlı oyuncunun bir müdahalesi vardı. Yaneska, Kezban atış pozisyonu aradı kendisine. Bu arada yine bir faul. Fatma'ya faul yapılıyor. Kalabalık savunma arasında. 18-17'lik üstünlüğü var. İkinci devrenin 7. dakikası içindeyiz. Halise bıraktı. Yaneska önünü boşalttı ve golü buldu. Baskı görmedi fazla. Savunmadan çıkan olmadığı üzerine. O da bu rahatlıkla golü buldu. Arkasından cevap geliyor. Sibel'le cevap verdi. Fark şu anda 1'e iniyor. 19-18. İrem arzına bomboş Kezban. Karşılıklı goller. Müthiş heyecan var. Yine hareket geldi bu karşılaşmaya. Bayanlar Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde Aksaray'da Alsandağ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci devresinin 8. dakikasının ortalarına geldiğimizde müthiş heyecan devam ediyor aynı şekilde. Bu arada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkarmayı başardı rakibi karşısında. 20-18'lik üstünlük sağladı.
Ümmü Gülsüm bıraktı. Burcu zorlamaya çalışıyor. Burcu'ya faul yapıyor savunma. Karşısında Halis'e vardı. Ümmü Gülsüm'e faul yapıldı. Burcu şimdi tekrar oyun kurucu konumunda. Solunda Sibel var. Önünü boşaltmaya çalıştı. Kanada doğru yöneldi. Atışını yaptı. Önce kaleci, daha sonra direkten top dışarı çıkıyor. Serpil Abdioğlu başarılı bu pozisyonda. Bu hücumdan boş dönüyor İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Kezban ortada yine. Yaneska var oyun kurucu konumunda. Maçın başından itibaren Yaneska ile oyun kurucu olarak oyunu sürdürmeyi arzu eden bir Aksaray Belediyespor takımı var oyun alanı içerisinde. İrem'in atışında kaleci Zeynep başarılı oldu bu defa. Hızlı hücumla cevap vermeye çalıştı. Kanatta boşluk var. Topu dışarı gönderdi. Ama bu arada kale alanı çizgisi ihlali de var. Sibel bu hücumdan yararlanamadı. Bomboş pozisyonda. Timing'ini ayarlayamadı. Ardından Yaneska. Öyle bir girdi ki kale alanın çizgisi önüne. O koridoru çok iyi değerlendirdi Makedon oyuncu. 21-18 fark 3'e yükseldi. Ev sahibi takım lehine. Burcu. Ortada yine Burcu var. Solunda Sibel var. Sağında Merve. Tekrar Sibel. Merve. Burcu atışını yaptı. Kaleci Serpil Abdioğlu. Gol şansı vermiyor. Arka arkaya bu hücumlardan boş döndü bu arada. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Hücum şansını değerlendirmeye çalışan taraf Aksaray Belediyespor. Bayanlar Süper Ligi 9. hafta mücadelesi Aksaray'da Hasanda Spor Salonu'nda şu anda karşılaşmada 10. dakikayı da 2. devrede tamamlamak üzereyiz. Kezban atışını yaptı. Top dışarıda. Serbest atış çizgisi üzerinden genelde o bölgelerden uzak mesafeli atışları deniyor Kezban. Aksaray Belediyespor adına ki bunlardan birkaçında da başarılı oldu. Şu anda 21-18 önde. Kavlovic. Kalabalık savunma arasında pivotları İzmir Büyükşehir Belediyespor takımının bu bölümde Sibel. Ortada 17 numarayla Çağla var. Sibel önünü boşalttı. Atışını da yaptı. Ve atışından önce bir faul var. Daha öncesinde bir faul var. Merve bomboş pozisyonda o koridoru iyi değerlendirdi. Merve Özbolluk ardından cevap vermeye çalışıyor. Şimdi Fatma. Kaleci Zeynep. Daha öncesinde bir faul var. Kale alanı çizgisi önüne sokmuyor Fatma'yı. Savunma İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında. Boş pozisyon. Önce direkt, daha sonra top ağlara gidiyor. Halise ile bu golü buldu. Aksaray Belediyespor takımı fark 3'e çıkıyor. 22-19. Merve. Geriye doğru çıkarılan top. O bölgede Çağla var. Hemen solunda Sibel. Çağla tekrar topla buluştu. Çağla Burcu değişikliği var. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında oyun kurucu konumu pozisyonunda. Çağla bıraktı. Merve savunmadan müthiş bir müdahale geldi. Ardından direkten dönen top. Bir kez daha Sibel bu defa golü buldu. Topu çok iyi takip etti Sibel. Ve direkten dönen topu ağlara göndermeyi başardı. 22-20 fark 2'ye iniyor. Kezban. Ve Yaneska ortada. Solunda Halise var. Yaneska önünü boşaltmaya çalışıyor. Döndürmediler Fatma'yı. Orada baskı var. Top Aksaray Belediyespor takımında. Yaneska. Halise. Sol uçta Funda var. Aksaray Belediyespor takımında sol kanat oyuncusu.
top Aksaray Belediyespor takımında. Yaneska, Halis'e paslaşması devam ediyor şu anda. Savunmanın dengesini bozmaya çalıştılar ama bu atıştan sonuç alamadı Halis'e ile Aksaray Belediyespor. 14. dakikadayız ve 22-20. Sibel Çağla'nın atışı. Bu arada gol geçerli değil. Bir hücum faal söz konusu. Oyunu hareketlendirmeye, hızlandırmaya çalışıyor. Yaneska ile golü buluyor. Kenarlardaki oyuncuları kontrol etmeye çalışırken bir anda merkezi boş buldu. Yaneska baskı yaparak golü buluyor. 23-20 oldu. 14. dakika içerisinde bu devrede şu anda 23-20 önde olan sevgili izleyenler Aksaray Belediyespor takımı mola hakkını kullanıyor. Evet, karşılaşmanın ilk devresinde 15-14 İzmir Büyükşehir Belediyespor takımının üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İlk devrenin o son bölümlerine kadar, son dakikaya kadar genelde oyunu force eden taraf ev sahibi Aksaray Belediyespor takımıydı. Ama ilerleyen bölümlerde, o son bölümlerde arka arkaya bulduğu gollerle ilk devreyi önde tamamlamıştı. Ama ikinci devreye yine hızlı başlayan, oyunu önde götürmeye çalışan, force etmeye çalışan bir Aksaray Belediyespor takımı var. Süper Lig'de, bayanlarda 9. haftada Aksaray'da ve şu anda da 23-20 3 farklı önde bulunuyor ki ikinci devrenin hemen başından itibaren merkezde oynamasına rağmen oyun kurucu konumu pozisyondaki Yaneska'nın golleri de etkili oldu. Şöyle baktığımızda istatistik olarak Kezban'ın 5 golü var. Buna karşılık Yaneska'nın, Dora Yaneska'nın da 3 golü var. Donald Açkoviç'in 3 golü var ve 7 numarayla mücadele eden Amerika'nın da golleri önemli şu ana kadar. Etkili olduğu skorun buraya gelmesinde. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı hücumu 3 numarayla bu bölümlerde. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı da Ivanova oyunda. Ivanova atışını yaptı ve golü buldu. Ivanova'nın bu golüyle fark 2'ye iniyor. Hızlı hücumda. Yaneska yine merkezi değerlendirmeye çalıştı. Kendisi faal yapıyor. Hücum faali yapıyor ve böylelikle top el değiştiriyor. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Ivanova önünü boşalttı. Pivotuna gönderiyor. Reverse atış denedi. Ve 7 metre atışı kazanıyor İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. 19 numarayla mücadele eden Seda Yörükler bu bölümlerde oyunda ki Kavlovic'i kenara aldı. Bakın onun atışında daha öncesinde bir faul var ve 7 metre atışını Merve ile kullanacak yine İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Kaleci Serpil dikkatli ve Merve 7 metre atışlarını affetmiyor. Merve Özbolluk, amili takıma çağrılan isimlerden biri Merve'de. Kaleci Serpil Abdioğlu olduğu gibi. 23-22 farkı 1'e indirdi İzmir Büyükşehir Belediyespor. 16. dakikadayız ikinci devrede. Artık devreyi yarıladık. Müsabakada müthiş bir gol geldi Kezban'dan. Gerçekten uzak köşeye topu göndermeyi başardı. Tekrar farkı 2'ye çıkarıyor Aksaray Belediyespor. Sibel heyecan, tempo artmaya başladı. Maçın sonları doğru yaklaşılırken Sibel ortada oyun kurucu konumuna geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında Ivanova solunda içeriye doğru kat etmeyi tercih etti. Seda ile birlikte dış atışlara doğru yönlendirmeye çalışıyor. Aksaray Belediyespor'un savunması atıştan sonuç alamadı ama son anda bir savunmanın bir müdahalesi söz konusu. Top İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında. Ivanova geriye doğru çıkardı. Sibel Ivanova atışını yaptı. Topu ağlara gönderiyor. Tekrar fark bire indi. 24-23. Hemen ardından cevap geldi. Halis'e bu defa cevap veren isim Aksaray Belediyespor takımında. 25-23. 17. dakika, hareketlendi oyun. Bu arada bir faul var.
Top İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında, yerde kalan oyuncu Seda Yörükler. Seda da İzmir Büyükşehir Belediyespor takımının altyapısında yetişip uzun yıllar bu takıma hizmet edenlerin başında geliyor Seda Yörükler. Aynı zamanda konuk takımın pivotu, ortada Ivanova, şimdi solunda 17 numarayla Çağla'yı görüyoruz. Ivanova ortaya geçti. Oyun kurucu konumunun pozisyonuna geçti. Ümmü Gülsüm o kalabalığın arasında şu anda. Ivanova kanada doğru yönelmeye çalışıyor ucumda. Önü boş kaldı Ivanova'nın. Çağla'nın atışı, top direkten dışarı gidiyor. 25-23, ev sahibi takımın üstünlüğü devam ediyor. Kezban, Yaneska, bomboş pozisyon. Kaleciden müthiş bir kurtarış geldi. Bu bölümlerde kalede Derya Yünel var. Pivot Fatma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Boş pozisyonda, bakın, bomboş pozisyon. Kaleci Derya Yünel bu gole müsaade etmiyor. Burcu tekrar oyun kurucu konumundaydı. Ivanova ile yer değiştirdi şu anda. Oyuna da, maça da Burcu'nun oyun kurucu konumunda başlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında o pozisyonda başlamıştı. Şu anda Ivanova ortada. Ivanova topla buluştu. Burcu kenarda atış pozisyonu arıyor kendisine. Ivanova'dan geldi bu atış. Kaleci Serpil'de kalıyor. 25-23. İki farklı üstünlüğü var Aksaray Belediyespor takımının, konuk takım İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında. Yaneska ortada. Şu ana kadar ikinci devrenin hemen başlarında sakatlanan Donal Açkoviç oyuna girebilmiş değil. Tedavisi devam etmişti. Sanıyorum hocası oyunu almadığına göre sakatlığı uzun sürebilir ki bu takımda Tuğba Yüksel'de daha önceki oynanan karşılaşmada sakatlanmış, bileği dönmüş ve bu karşılaşmada yer alamamıştı. Bu arada top dışarıda, son bir savunmadan müdahale var. Karşılaşmanın hakemleri bu müdahaleyi belirledi. İşte arkadaşlarımız Raçkova ekranları getirdiler. Bench'te oturuyor. O sakatlıktan sonra kenara çıkmıştı. Daha oyuna giremedi Aksaray Belediyespor takımında. Bu arada top dışarıda, yine savunmanın bir müdahalesiyle top dışarıda. Funda hemen oyunu, arkadaşlarına topu kazandırdıktan sonra Yaneska. Bu arada bir faul var. Daha öncesinde yapılan bir faul var. Bir pivot hareketiyle reverse atış denedi. Kale alanı çizgisinde uzak olmasına rağmen Yaneska. Bir kez daha yüklü. Yine Yaneska. O olmadı, bu diyor. Ve böylelikle takımı bir gol daha kazandırarak farkı 3'e çıkarıyor. Yaneska. Makedon oyuncu. Mudanya'dan geldi. Mudanya takımından geldi Aksaray Belediyespor takımına. Maç başından itibaren oyun kurucu pozisyonunda oynuyor ev sahibi takımında Monika Yaneska. Şimdi Ivanova savunmaya da çarpıyor, topu ağlara gidiyor. Kaleci Serpil'i yanılttı. 26-24, şu anda 20. dakikanın içinde. Bir kanat hücumu İrem'den, kaleciden dönüyor. Derya Yünel iyi kapattı o bölümü. Top tekrar Aksaray Belediyespor'da, bir oyuncu değişikliği. 18 numarayla Esin kenarda, 14 numarayla Gizem'i oyuna aldı İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Kanada yöneldi ama pasta isabet yok. Ama son anda savunmanın müdahalesi dışarı gittiği için top Aksaray Belediyespor takımında. Oyun başladı. Yaneska. Pasta isabet yok. Biraz önce oyuna dahil olan Gizem topa sahip olmuştu. Gizem'e faul yapılıyor. Ivanova hızlı oynamaya çalışıyor. Tekrar Ivanova. Kuvvetlerine topu ulaştırdılar ama baskı devam ediyor. Döndürmediler. O bölgede Ümmü Gülsüm'ü döndürmüyor. Savunma Aksaray Belediyespor takımında. Ivanova, ortada Burcu, hemen sağında Sibel. Tekrar Ivanova karşılaşmanın başındaki pozisyonunda oynamaya çalışıyor. Oyun kurucu pozisyonundaki oyuncularla İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı, ortada Burcu, solunda Ivanova, sağında Sibel var.
26-24, 22. dakikanın içindeyiz. Zaman da hızla ilerliyor. İki farklı üstünlüğü var. İlk devrede de son dakikaya kadar önde olan taraf Aksaray Belediyespor takımıydı. Son dakikalarda bulduğu golle ilk devreyi 15-14 önde tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı olmuştu. Şu anda da artık karşılaşma tamamlanmak üzere, yani son 9 dakika içerisindeyiz. Ve 26-24'lük üstünlüğü var. Ev sahibi takımın hemen mola. Bu defa molayı alan taraf İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Gerçekten müthiş bir mücadele. Şu anda Süper Lig bayanlarda Kastamonu Belediyespor takımı Polatlı Belediyespor'la birlikte 8 hafta geride kaldığında 14'er puanla liderliği paylaşırken 11 puanlı Yenimahalle Belediyespor ise 3. sırada. Evet, 7. sıradaki Aksaray Belediyespor takımı 8 puanla aynı zamanda şu anki rakibi de İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Müthiş bir mücadele. Üst sıralara tırmanma yolunda verilen mücadelede şu karşılaşmada 22. dakika içerisine girdik ikinci devrede. Artık karşılaşmanın da tamamlanmasına dakikalar kaldı. 26-24'lük üstünlüğü var. Özellikle Aksaray Belediyespor takımı da takımlarının Süper Lig bayanlardaki mücadelesinden sonra ilerleyen bölümlerde, sezonlarda da en azından bir Avrupa taşıma yolunda verdikleri bir mücadele var ki antrenörleri Muhittin Kılınç da bunun üzerine basarak söylüyor. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı da şu anda alt sıralarda olsalar bile ilerleyen haftalarda toparlanarak yine üst sıraları zorlama yolunda mücadelelerini devam ettiriyorlar. 26-24 karşılaşmanın 22. dakikası ve top Aksaray Belediyespor takımında. Yaneska solunda, Halis'e var. Funda sol uçta bakıyoruz. O bölgede sanıyorum tedavisi tamamlandı. Laçkoviç oyunda. Sol kanat oyuncusu olarak şu anda görev aldı. O bölgede Funda görev yapıyordu Aksaray Belediyespor takımında. Tedavisi tamamlandı gördüğümüz kadarıyla. Laçkoviç'in bu arada bir faal var. Evet. Laçkoviç sol oyun kurucu konumundaydı. O sol kanat oyuncu pozisyonuna geçti. Halise sol oyun kurucu konumunda Aksaray Belediyespor'da. Kezban kalecide kalıyor. Kaleci Derya Yünel bu bölümlerde görev aldı. Hızlı hücum şansı. Boş pozisyon ve gol oluyor. Az önce genç oyuncu Gizem oyuna girdi. O bölgede hem savunmada hem hücumda etkili olmaya çalışıyor takım adına. Bir gol kazandırdı ve farkı da 1'e indirdi. 26-25 oldu top da Aksaray Belediyespor'da. 23. dakikayı tamamlayıp 24. dakikaya girmek üzereyiz. Karşılaşmada Laçkoviç şimdi kanat hücumunda içeriye doğru İrem hareketlendi. Kezban bir reverse atışı olur mu? Oldu. Fatma savunmanın üzerinden yüksek pası çok iyi değerlendiriyor Fatma pivotları ve böylelikle Fatma bir kez daha iki farka yükseliyor. 27-25 oluyor. Aksaray Belediyespor takımı ilk devrede olduğu gibi ikinci devrede skor olarak da oyunu force ederek önde sürdürüyor. Kaleci Serpil'de kaldı. Serpil Abdioğlu başarılı. Bir kez daha hücum şansı deneyecek. Farkı artırma adına. Laçkoviç şimdi sol oyun kurucu konumuna tekrar yerine geçti Laçkoviç. Orada ileride sol tarafta sol kanat oyuncusu olarak Neşe oyunda bu bölümlerde. Aksaray Belediyespor takımında pivotlarına ulaştıramadı. Hızlı hücum şansı olabilir mi? Boş pozisyon ve topu ağlara gönderen isim İlayda Baktır. İlayda'nın bu golüyle tek fark bir kez daha bire iniyor. Orada hücumdayken rakip alanda top kaptırıyor Aksaray Belediyespor takımı ve böylelikle kalesinde gördüğü bu golle fark bire iniyor. Şu anda farkı bire indirdi İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Çıkarak 5'e 1 savunmayı tercih etti. İlayda biraz ileride kaldı. Atışını yaptı ama daha öncesinde bir faul var. O bölgede Yaneska ile zorlamaya çalıştı.
İkinci devrede çok etkili olan bir isim Yaneska. Şimdi önü boşaldı Kezban. Kaleci deryada kaldı top. Bir kez daha hızlı hücum şansı. Topun kontrolünü kaybetti İlayda. Sarı kart bu arada karşılaşmanın hakemlerinden Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Antrenörü Muhittin Kılınç'a. 27-26, 25. dakikayı tamamladık. 26. dakika içerisine girdik sevgili izleyenler mücadelede. 26. dakikanın içindeyiz. 27-26 Aksaray Belediyespor takımının üstünlüğü var. Bu arada kalecinin son andaki mücadelede ardından golü buluyor. Müthiş. Fatma'dan bir baskı sonuç getirdi. Kale alanı çizgisi üzerinde topla buluştu. Dönen topu iyi değerlendiriyor. Farkı bir kez daha ikiye çıkarıyor. 26. dakikada 28-26'lık üstünlük sağladı. Bakın burada Yaneska'nın atışında top dönüyor. Ardından Fatma bu atağı sonuçlandıran isim oluyor Aksaray Belediyespor'da. İlk pozisyonda kaleci Derya başarılıydı. Şimdi top İzmir Büyükşehir Belediyespor takımında. Gizem geriye doğru çıkardı. Ivanova atış pozisyonu aradı kendisine. Kapandı, atışını yaptı. Kalecinin son anda bir müdahalesi. Serpil'den önemli, kritik bir kurtarış geldi. 27. dakikanın içerisine girdik. Artık karşılaşmanın tamamlanmasına 3 dakikalık, yaklaşık 3 dakikalık bir süre var. Ve 28-26 iki farklı üstünlüğü var Aksaray Belediyespor takımının. Neşe. Kezban, Yaneska yine önünde boşluk aradı. Önünü boşaltmaya çalıştı. Ardından müthiş gol geldi. Uzak mesafeli atışta serbest atış çizgisi üzerinden müthiş bir atış. Ve bu golle Leçko'nun golüyle, Dona Raçkoviç'in golüyle, Hırvatistanlı oyuncunun bu golüyle 29-26 3 farklı üstünlük sağladı. 27. dakikanın sonlarına doğru geliyoruz. 3 kişiyle baskıyla durdurmaya çalışıyor İzmir Büyükşehir Belediyespor hücumunu Aksaray Belediyespor takımı. Ortada bu bölümlerde yine Burcu var. İçeriye doğru Ivanova kat etti. Atışını yaptı ve golü buldu. Uzak mesafeli atıştan golü buluyor Ivanova ile İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı. Farkı da böylelikle 2'ye indiriyor. 29-27, 28. dakikanın içerisine girdik. İlk devrede olduğu gibi bu bölüme kadar önde götüren taraf yine Aksaray Belediyespor takımıydı. 28. dakika, Kezban zorlamaya çalışıyor, faul yapılıyor kendisine. Yaneska önünü boşaltmaya çalıştı. Bu arada bir faul daha. Bu defa Neşe faule maruz kaldı. Yaneska atışını yaptı. Daha öncesinde bir faul daha geliyor. 7 metre atış beklemişti Yaneska. Hakeme de şöyle baktı. Oyunu hemen başlatıyor tekrar. Raçkoviç top direkten dönüyor. Dönen top bu hücumdan sonuç alamadı. Baskı yapmaya çalışıyor. Hızlı hücumla aradaki farkı azaltmaya çalışırken bir hücum daha. Kaleciden dönen top bu hücumdan boş döndü. Top bu arada Aksaray Belediyespor takımında. 29. dakikanın da içerisindeyiz sevgili izleyenler. 29. dakikanın başındayız. 29-27. Aksaray Belediyespor takımının üstünlüğü var. İlk devreyi 15-14 İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı önde tamamlamıştı. İrem şimdi zamana oynuyor. Leçkoviç atışını yaptı. Top dışarıda. Bu arada bu hücumdan sonuç alamadı. Son dakikalara doğru girilirken heyecan artmaya başladı. Kanat hücumuna doğru yöneldi kaleciden. Müthiş bir kurtarış daha. Tempoyu düşürmesi yönünde kenardan tabii uyarılar da var Aksaray Belediyespor'lu oyunculara. Heyecan içeride olduğu kadar bench'te de doruk noktada Aksaray Belediyespor takımında Muhittin Kılınç uyarmaya çalışıyor oyuncularını. Önü boş kaldı. Atışını yaptı ve gol. Bu golle, Neşe'nin golüyle 30-27 rahatlıyor. Şu anda 30. dakikanın içindeyiz. 30. dakika tamamlandığında karşılaşma sona erecek. 30-27 Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Takımı 3 farklı önde. Bu arada bir faul var. Yerde kalan oyuncu Burcu, oyun kurucuları orada
Kezban'ın bir baskısıyla yerde kalmıştı. Arkadaşlarımız da ayrıntılı bir şekilde ekranına getirdiler. 30-27. Burcu Ivanova. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha rahatladı. Kanattan hücum yapmak istedi. Golü buluyor Gizem'de. Evet. Son yarım dakika, 2 dakika cezası geldi. 2 dakika cezası geliyor Dona Laçkoviç'e. Şu anda kenarda ama o 30 saniyelik, yaklaşık 25 saniyelik süre, iki farklı üstünlüğü var. Bu süreyi değerlendirmeye çalışacak ev sahibi takım İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında. Bir top kaybı, çok kritik yerde top kaybı yaşadı. Kaleciyle karşı karşıya Ivanova topu ağlara gönderiyor. Topu ağlara gönderiyor. 30-29. Çok kritik yerde. Son saniyeler gönderdi. Kaleci de kalıyor. Ve karşılaşma da bu şekilde sona eriyor. Evet. Karşılaşmayı ev sahibi Aksaray Belediyesi Gençlik Spor 30-29 kazanıyor. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında 9. hafta maçı sonunda puanını da 10'a çıkartıyor sevgili izleyenler. Müthiş bir mücadele oldu. İlk devresini İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı 15-14 önde tamamlamıştı. Karşılaşmanın ikinci devresinde Aksaray Belediye Gençlik Spor takımı tekrar öne geçmeyi başardı. Oyunu force etti. Bu üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar devam ettirip skora da yansıtınca karşılaşmadan 30-29 önde ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor takımı aldığı bu mağlubiyette 5 puanla kalırken, bir kez daha hatırlatıyoruz, Aksaray Belediyesi Gençlik Spor takımı ise sevgili izleyenler puanını 10'a çıkarıyor. Evet, naklen yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına Aksaray'dan mutlu bir akşam dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken hoşçakalın diyoruz.